Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün biraz dolardan bahsedeceğiz. Dolar 5.71'e sıkışmış durumda çünkü. Bu seviyelerde durdu kaldı. Peki bundan sonra ne olacak? Tekrar düşüşe geçip 5.40 hatta 4.70 seviyelerine mi gidecek? Yoksa dolar 6, 6.25 ve 7.20 seviyelerine doğru yolculuğuna başlayacak mı? Hatta bunun bir sonraki aşamasında acaba 10-12 bandına gidecek mi? Bu sorulara bu videoda sizler için cevap bulmaya çalışacağım. Bakın, öncelikle Türkiye'nin kısa vadeli borçlarından bahsedelim. 122.9 milyar dolarlık kısa vadeli borcu var Türkiye'nin. 122.9 milyar doları bir sene içerisinde ödemesi gerekiyor ve bunların önemli bir kısmı da bu Aralık ayına kadar ödenecek. Yani bu yıl sonuna kadar ödenecek. Ve bunun için bu paranın bulunması gerekiyor. Peki bu para nereden bulunuyordu bugüne kadar ve bundan sonra nereden bulunacak? Bugüne kadar kısa vadeli borçlar genel itibariyle yeni borçlarla çevriliyordu. O nedenle kademe kademe de faizler artıyordu. Bakın geçen sene borçları çevirebilmek için dolar bazında %7 ile 8 arasında faizler ödemek zorunda kaldık. Dolar bazında %7-8 faiz ödemek demek tefeciye ödeme yapmak demek. Ve muhtemelen bu aralığa kadar yapacağımız borç çevirmelerinde çok daha yüksek faizlerle karşı karşıya kalacağız sevgili dostlar. Buna rağmen borç bulabilir miyiz? Vallahi buna rağmen borç bulma işinde epey bir zorlanacak gibi görünüyoruz. Bakın bankacılık sektörü sendikasyon kredilerini yenilemeye çalışacak. Özel sektör sendikasyon kredilerini yenilemeye çalışacak. Kamuda kısa vadeli borçlarını bir şekilde çevirmeye çalışacak. Yani herkes dolara saldıracak. Dolar bulamadıkları zaman uluslararası piyasalardan büyük ihtimalle yönlerini iç piyasaya çevirecekler ve bu 186 milyar dolarlık döviz tevdiat hesaplarına göz dikecekler. Şimdiden dikmeye başladılar zaten ve 186 milyar dolarlık döviz tevdiat hesaplarını nasıl bozdurur da kendi lehimize çevirebilirizin planlarını yapıyorlar. Merkez Bankası ile özel bankalar arasında yaşanan zorunlu karşılık krizi de yine dolara talebin özellikle özel bankalar tarafından artmasını beraberinde getiriyor sevgili dostlarım. Son günlerde herkes döviz almaya çalışıyor bakın. Merkez Bankası bir yandan rezervlerini güçlendirmek için döviz toplamaya çalışıyor. Özel bankalar artık faizden kar elde edemedikleri için, kredi vermenin riskini üstlenemedikleri için dövize yönlenmeye çalışıyorlar. Ve özel sektörde tabii ki açık pozisyon bırakmak istemiyor. Çünkü yakın zaman içerisinde ödeyeceği borçları var ve bu borçlara yüksek kurdan yakalanmak istemiyor. Dolayısıyla bugünlerde herkes uygun fiyatlı dolara saldırıyorlar. Diğer taraftan döviz tevdiat hesapları da istenildiği gibi bozulmuyor. Vatandaş döviz tevdiat hesaplarındaki parasını bozmak bir yana bankalardaki mevduatlarını çekip yastık altı yapmaya başladı. Çünkü ne bankalara ne de kamuya net bir güven var insanlarda. Yine diğer bir bakış açısı, vatandaş şöyle söylüyor: benim dövizime, kendimi korumak için alıp kenara attığım dövize benim dövizimle müdahale ederek benim canımı yakıyor devlet. O nedenle ben de paramı alırım, yastık altı yaparım. Böylece de benim dövizime, benim paramla müdahale edilemez. En azından olası bir kur şokunda ben de rahat ederim diye bakıyor olaya. Bunu da tırnak içerisinde sizlerle paylaşmış olalım. Tabii yurt içindeki gelişmelerin dışında bir de yurt dışındaki gelişmeler var. Bakın bugün saat 21'de Türkiye saatiyle saat 21'de FED Temmuz ayındaki faiz kararının raporunu açıklayacak. Neden bu faiz indirimini yaptığını söyleyecek ve bundan sonraki süreçte yeni faiz indirimleri yapıp yapmayacağının sinyalini verecek bir nevi. Gerçi Powell biliyorsunuz bu sadece sembolik bir faiz indirimiydi. Bundan sonra bir faiz indirimi beklentisine girmeyin. Elbette gerekirse biz faizi indiririz ama genel itibariyle Amerikan ekonomisi şu anda iyi durumda. Küresel ekonomiyle ilgili de bir resesyon endişemiz yok. Bu nedenle bir faiz indirimi yapmak niyetinde değiliz demişti. Muhtemelen saat 21 itibariyle Powell'ın bu açıklamasına paralel bir açıklama gelecek. Çünkü faiz indirelim diyen Merkez Bankası başkanları bile
Ki bir kez daha söyleyelim, Fed'in yapısı şöyle: bir ana merkez bankası başkanı bulunuyor, bir de eyaletlerin merkez bankası başkanları bulunuyor. Aynı bizdeki para kurulu gibi oy kullanıyorlar ve faizi belirliyorlar. Bu oy kullanma esnasında büyük bir çoğunluk faiz indirimi kararı vermişti. Önümüzdeki süreç içerisinde büyük ihtimalle büyük bir çoğunluğu faiz indirimine uygun bir zemin olmadığını söyleyecek. Böyle bir durumda da sevgili dostlarım, faiz indirimi gelmez ise eğer, yine parasal bollaşma beklentisi boşa çıkmış olacak. Bakın, Fed başkanları bir yana, aslında Beyaz Saray'dan da arka arkaya Amerikan ekonomisinin iyi olduğu yönünde haberler, açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar önemli. Neden diyeceksiniz? Eğer ki Amerikan ekonomisi iyi ise, Amerikan ekonomisi canlıysa, Amerikan ekonomisi enflasyon eğiliminde ise, Merkez Bankası'nın, yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirmesi kendi kendine bacağını sıkmak olur. O nedenle büyük ihtimalle Fed faiz indirmeyecek. Trump kendisi söyledi, evet ben 100 bas puanlık bir indirim istiyorum ama bu arada Amerikan ekonomisinin resesyona gireceğine inanmıyorum. Amerikan ekonomisi büyümeye devam ediyor, dedi. Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro, ben Amerikan ekonomisinin çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum, dedi. Beyaz Saray'dan ekonomiyle ilgili başka bir danışman, Amerikan ekonomisinin gayet iyi durumda olduğunu söylüyor. Buraya not etmişim tek tek. Dolayısıyla Fed'in bir faiz indirimi yapma ihtimali çok ama çok düşük sevgili dostlar. Parasal genişlemeye de gidilmeyecek Amerika tarafından. Bu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin musluğunun daha da kısılması anlamına geliyor. Bize daha da az dolar gelmesi, hatta mevcut dolarların da Amerika'ya doğru kayması anlamına geliyor. Güvenli limana geri dönmesi anlamına geliyor ki bizim dolar bazında daha da sıkışmamız anlamına gelir bu. Böyle bir durum içerisinde size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın, Fed'den gelecek bugünkü açıklama bizim başımızı daha da belaya sokacak ve bir anda biz 5.80-85 aralığında bir dolar kurunu göreceğiz. Yarın, hatta pazartesi günü itibariyle. 5.85-5.90 aralığı. Bu seviyelerde belki biraz dinlenir. Belli de olmaz, 6'yı da zorlayabilir ama 5.80-85 aralığında dinlenen dolar yeni gelişmelerle birlikte kendisini 6.25 seviyesine doğru yönlendirecektir. Neden? Kısa vadeli borçlar nedeniyle, biraz önce söylemiştim. Özel sektör, kamu ve bankalar kısa vadeli borçlarını iç piyasadan çevirebilmek adına dolar talep edecekler. Bu doları bulmak için fiyatları yukarıya doğru fırlatacaklar. Ve dolayısıyla 6.80'lere doğru, kısa vadede 6.80'lere doğru giden bir dolar kuru büyük ihtimalle göreceğiz. Yine önemli bir ayrıntı, borsadan çıkışlar var sevgili dostlarım. Borsadan çıkışları sebebi belli. Bankacılığın karları azaldı. Büyük ihtimalle bankacılık sektörü zarar yazmaya başlayacak. Ve zarar yazdığı için de bankacılık hisselerinde biz satışları göreceğiz. Zaten bugüne kadar borsanın yükselmesinde ana etken bankacılık sektörüydü. Bundan sonra bankacılık sektöründe gelecek yeni satışlar hisse senetlerinin geri gelmesini, endeksin geri gelmesini sağlayacaktır. Ve bu arada şunu söyleyelim, borsadan çıkan para da yüksek ihtimalle faize giremeyecek. Çünkü faiz ortamı da eskisi kadar cazibeli değil. Orada da faiz indirimleri var. Hatta Merkez Bankası yine 300-400 bas puanlık bir faiz indirimine hazırlanıyor beklentilerimize göre. Borsadan çıkan para da büyük ihtimalle dolara gidecek, dolar talep edecek. Ve onların da dolar talep etmesiyle birlikte dolardaki hareket daha da hızlanacak. İşte o noktada biz 7.20-7.50 seviyelerinde dolar kuru göreceğiz. Bakın, adım adım sizlere anlatıyorum işin ne tarafa doğru gittiğini sevgili dostlarım. Ve yine önemli bir başka etken konut piyasası. Konut piyasasında kredileri aşağıya çekerek şanslarını deneyeceklerini ve hatta dolar kurunu da aşağıya çekerek insanları panikleteceklerini, panikletmeye çalışacaklarını ve döviz tevdiat hesaplarını bozdurup uygun faiz ortamı olmadığı için konut sektörüne doğru bu parayı yönlendirmeye çalışacaklarını sizlere söylemiştim. Önemli bir ayrıntıya da işaret etmiştim. Demiştim ki eğer ki müteahhitler fiyatları yukarıya çekerlerse ne döviz tevdiat hesapları bozulur, ki zaten ben bu seviyelerden bozulmasını beklemiyordum, ne de
bu düşük faizli krediler değerlendirilir. Çünkü insanlar hesap yapacaklar. Bu krediyi alıyorum. Burada bir düşük maliyet var ama şimdi yükselen fiyatlarla birlikte bu düşük maliyetler bana bir avantaj sağlamıyor. O zaman ben niye konut alayım diye bakacaklardır. Nitekim ipotekli satışların yani kredili satışların Temmuz ayında %57 oranında düştüğünü, düşmeye devam ettiğini gördük. Ağustos ve Eylül aylarında da ipotekli satışlardan beklenenin gerçekleşmediğini göreceğiz. Çünkü bu müteahhitlerin fırsatçı yaklaşımı devletin faizleri aşağıya çekme politikasını tamamen bypass etti. Hiçbir işe yaramamasını sağladı. Pek çok kişi şu hesabı yaptı. Paramı konuta bağlayacağıma dövize çeviririm. Olası bir yükselişten elde edeceğim karla zaten ben o konutu belki de peşin alırım dedi ve döviz tevdiat hesaplarına döndü. Gördüğünüz gibi döviz tevdiat hesaplarını devlet planladığı gibi bozduramadı. Panikletemedi insanları. Hatta öyle bir şey oldu ki 5.40 seviyelerinden yani her düşüşte vatandaş yeni yeni döviz alımına devam etti. Ortalama yapmaya devam etti. Bu da şunu gösteriyor. Bundan sonra ikinci taktiğe geçilecek. Faizler aşağıya çekilmeye devam edilecek. Faizlerin cazibesi ortadan kaldırılacak. Belki müteahhitlere baskı yapılacak. Aman ha yeni zamlar yapmayın denilecek. Döviz kuru da bir şokla yukarıya çekilerek insanların döviz tevdiat hesaplarından çıkması sağlanacak. En azından %20'si, %30'u, %40'ı belki döviz tevdiat hesaplarından çıkacak ve konut sektörüne dönecek düşüncesiyle hareket edilecek. Bakın insanlar artık 7 lira, 8 lira, 9 lira seviyelerinden bile döviz tevdiat hesaplarındaki dolarlarını bozmayacaklar. Muhtemelen herkesin beklentisi 10-12. Bu 10-12 beklentisi sadece vatandaşın beklentisi değil. IMF de bazı söylentilere göre 10-12 beklentisi içerisinde. Bunu aylar önce sizlere söylemiştim. Ve Türkiye'nin IMF ile bir araya gelme ihtimali her geçen gün artıyor diyorum sizlere. Bugünlerde çok gündemde değil ama tekrar gündemimize oturacak. Çünkü Türkiye para bulmakta zorlanacak. Öyle ya da böyle IMF'nin kapısını, IMF'nin çıpasını almak, onun kefaletini almak için en azından kapısını çalmak zorunda kalacak. Ve IMF'ye giderken de yine parasını değersizleştirmesi gerekecek. Çünkü IMF'nin beklentisi de bu yönde. IMF ile ilgili ayrı bir video ve analiz yapacağım sizlere. IMF de gördüğünüz gibi bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla yıl sonuna doğru Ağustos ayıyla başlayan yükseliş devam edecek ve yıl sonuna doğru 10-12 bandına oturan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. O kadar çok şey var ki dövizin yükselmesi için. Hatta bunların arkasına CDS'leri koyabiliriz, swap'ları koyabiliriz, repo'yu koyabiliriz. Merkez Bankası'nın para basmasını koyabiliriz. Yani Türk lirasının devalüe olması için 50 tane sebep sayabiliriz. Buradaki yapılacak tek şey beklemek ve görmek, sakin olmak. Sevgili dostlarım, fırtına öncesi sessizlikteyiz. Büyük bir fırtınanın eşiğindeyiz. Bu fırtına çıktığında doları kimse tutamayacak. Hatta devlet de bu kez tutmak istemeyecek. Çünkü piyasadaki durgunluğun aşılması için acilen Türk lirasının değersiz hale getirilmesi, döviz tevdiat hesaplarının bozulması ve piyasaya para girmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde uzun ve sıkıntılı resesyon devam edecek. Pek çok reel sektör firmasının ve bankacılık sisteminin de batmasına neden olacak. O nedenle sevgili dostlarım en kısa vadeli çözüm bu gibi görünüyor. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videomda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın.